Evet arkadaşlar gazlarda kinetik teori ile birlikteyiz. Konumuza devam ediyoruz. Evet kinetik teorinin ikinci kısmındayız. Ee, i̇lkini aslında... ile çekmiştik Evet Evet ama. ilkini Vural beraberdik. Ee, gazların e, bu gerçek gazla e, ideal gaz arasındaki ilişkisine biraz değinmiştik diğer videolarımızda. Ancak yine de biz bir hatırlatma yapacağız. Çünkü ilerleyen bir kısımlar var onları bir takip edeceğiz ama. Gazların e, sıvılaşma ve genleşme özenli bir denememiz lazım. Hadi önce. bakalım bir deneyelim. Evet deneyelim. Metan gazımız ve helyum gazımız olsun arkadaşlar. Metan gazımızı sıkıştırdığımızda normal koşullar ortamında sıvılaşabilen bir gaz. Ancak helyum gazını sıkıştırdığımızda kolay kolay e, sıvılaşamayan bir gazdır. İdeale yakın mı oluyor o zaman? Şöyle diyelim. Metan gazı sıkıştırınca tanecikler arası çekim kuvvetleri artıyor ve sıvılaşabiliyor. Hı hı. Aynı basınçta helyum, helyum uygulanınca helyum sıvılaşmıyor. Bu durumda metan gazına gerçek gaz, Helium gazını ise ideale yakın gaz olarak ileri sürebiliyoruz. Bu 16 ile 4 ne oluyor? Bu 16-4 olayın gerçeği. 16 metanın molekül ağırlığı, şey ağırlığı Helium'un atom ağırlığı ise 4. Bir gaz ne kadar hafifse tanecikler o kadar hızlı. Birbirinden ne kadar uzak kalabiliyorsa madde tanecikleri itibariyle hı hı. o kadar ideale yakındır diyoruz. Anladım. Aslında bunlar da molekül ağırlığı da bize ideale yakınlığı evet. gösteriyor gibi. Evet. yakın gaz sıkıştırılınca kolay kolay sıvılaşamaz sıfı sıfı. arkadaşlar. Evet. Yani. Genleşmede de aynı mantığına bakalım. Aynı mantığı burada da görebiliriz. Karbondioksit gazına sıcaklık uyguladığımızda, arttırdığımızda sıcaklığı, sıcaklığı arttırdığımızda o zaman bir hacimsel genleşme yapıyor, yapıyor. Bunun molekül ağırlığı 44. E helium gazına 4. aynı miktar sıcaklık artışı yaptığımızda e, hacim artışını daha fazla gözlemliyoruz. Bunun molekül ağırlığı da 4. Sıcaklık artınca helium gazının hacmi daha çok artmıştır. Çünkü ideal gaza yakınlığı daha fazladır. Hmm. Daha fazla tanecikler arasındaki etkileşimler az olduğundan daha fazla genişleme yapar. Bir gazın ideal yaklaşması için sıcaklığın yüksek, molekül ağırlığının küçük ve uygulanan dış basıncın dışarıda uygulanan dış basıncın küçük olması gerekir. Bu da daha önemli. Bunu biraz daha tarif edelim mi hocam? Tamam. İdeale yakın olmak demek, gazın ideal olması demek iki tane gaz taneciğinin birbiri etkileşim içerisinde olmaması demektir. Uzak kalması. Bir bir Uzak bir kalması demektir. Artıkça yaklaşıyorlar birbirlerine. Onu, da, onu, onu söyleyeceğim şimdi. Evet. Tekrar ilave ediyorum. Olay şu bak. E, tanecikler ideale yakınsa olması gereken basınç değeri tam değeri gösterir. Ama gaz gerçek gaz. Zaten bütün gazlar öyledir. Çoğunluğu normal koşullar veya normal şartlar altında. E, o zaman şunu söyleyelim. Gazlar birbirini bir şekilde çeker ya da iterler. O zaman basınç değeri olması gerekenden daha yüksek ya da daha düşük çıkar. Biz hesaplamalarımızı yaparken gaz hesaplamalarını yaparken gazı ideal gibi düşünerek yapıyoruz. Etkileşimleri sıfır kabul ederek yapıyoruz. Peki gerçek bir gazı ideale nasıl yaklaştırıyoruz onu burada yazdım. Aa, evet. Şimdi olay şu. İki kişi sohbet ederken ki biz sizinle şu an öyle yapıyoruz. Hı hı. İki kişi sohbet ederken eğer ki zamanları yoksa sohbet kısa sürer. Zaman çoksa oturur bir çay kahve de içerler değil mi? Sohbet uzar. Aralarındaki ilişkiyi azaltmanın en iyi yolu nedir? Hızlandırmaktır. Yani kişilerin vaktini çalmaktır. Bir şekilde zaman olmayan insanlar sohbet edemezler. Bu da sıcaklığı arttırırsa terler gideriz. Sıcaklığı arttırırsam tanecikler hızlanır. Hızlanırlarsa etkileşim içine giremezler. Hı. Hızlanmak önemli. Siz hızlandırırsanız tanecikleri etkileşimler az olur. Molekül ağırlığın küçük olması. Hafif kişi daha hızlı koşmaz mı? Evet. O zaman daha hızlı tanecik etkileşimi daha az olur. Dışarıdan basın çökülüyorsun, İki kişi yan yana geliyor böyle, değil mi? O zaman etkileşim artıyor. Evet. Olacak iş değil. Dış basıncı az tutalım ki iki kişi birbirine daha uzak dursun, etkileşim haline giremesin. Anlaştım. Evet. Mesele bununla alakalı. Geçelim. Mesele peki ideal gaz durumundan sapmalar. Şimdi PV eşittir NRT genel gaz denklemimizdir bizim hocam. Hı hı. Bu denklemde, bu eşitlikte ideal gazın uygulama yaparsanız... PV bölü RT ki molsasını bir olarak alırsanız bir değerini görürsünüz. PV bölü RT'ye karşılık basınç grafiği arkadaşlar bir değerini gösterdiğinde o ideal gazı temsil eder. Gerçek gazlarda bu değer yani PV bölü RT değeri birden farklı çıkar. Ee, mesela bakın yüksek sıcaklıklarda ve basınç etkisine dikkate alarak e, idealikten sapmaları görüyorsunuz. Bu grafik metan gazı için verilmiş. Sıcaklık farkları ve basınç etkisiyle ideal gaz durumundan sapmalar vardır gazda ne demiştik? Sıcaklık, basınç, molekül Tema. ağırlığı. Hı -hı. Bunlar ideal gaz denklemi üzerinde etkin kavramlardır. Evet. Evet, evet kesinlikle. Hadi sana yürüdük, evet. Bir diğer kavramımız faz diyagramları. Faz diyagramı maddenin üç halinde gösteren diyagram, grafiklerdir. Basınç, sıcaklık grafikleridir bunlar. Yazalım. Sıcaklık basınç. santigrat derece cinsinden. Evet. Şimdi mesela İki tür grafimiz var ama biri suya ait, diğeri karbon, karbon. diğer maddelere ait. Suyun ki farklıdır, <laughs> Su Su özeldir. Şimdi bu grafik basınç sıcaklık grafiği tam şu noktasını A ile temsil etsek, o noktaya A noktasında biz üçlü nokta ismini vereceğiz. Üçlü nokta maddenin üç halinin de bir arada bulunduğu hal demektir arkadaşlar. Katı, sıvı, sıvı, sıvı. ve sıvı gaz da. hal bir arada bulunur. Hadi ya öyle bir durum var ha? Var Hiç, var ıı, var. Ee, Noktanın şu tarafından madde katı şu bölge sıvıyı temsil ediyor. Şu bölgede gazı temsil edecektir. Bölge derken şöyle komple bahsediyoruz. Evet aynen mi? öyle şu bölge gaz, hmm. şu bölge sıvı, bu, bu, bu bölge katı. Aynı şekilde karbondioksit içinde bakarsak katı, sıvı Bırakarsın. ve gaz fazı görürüz. Şimdi bu iki grafik arasındaki fark ne hocam? Ayrıştıran çizgi basınç arttıkça katıdan sıvıya doğru orantı olarak artmış. Gene o da doğru orantı da aslında doğru da. Orantı ama şurada değil mi? O da öyle. o Ne fark var hocam? Vallahi sorasım geldi? Bir söyleyeyim hocam neyse. <laughs> Bu grafikte eğri sola bakıyor. Eksi grafik, eksi eğri. Burada da artı eğri görüyorsunuz. Su özel bir durumdur. Hmm. Tabii. Siz basıncı arttırırsanız basıncı burada arttırırsanız erime noktasını düşürürsünüz. Evet neden kışın yollardaki arabalar ııı ee, Arabalardaki yollar söyleyemedim. E, yollardaki Taki arabalar, arabalar şimdi evet, doğru. daha güzel oldu. Yollardaki arabaların bulunduğu zemin eriyebilirken dışarısı eksi 10 bile olsa kaldırımlar erimez. Cevap burada. Suya ait özel hal Basınç durumudur. Basınç oluyor. Basınç o arttıkça dışarısı eksi 10 bile olsa 0 derecenin daha aşağıda eriyebiliyor madde. O yüzden Hı. yollardaki buzlar çabuk erir. Eğri eksi burada erime eğrisi eksi. Diğer maddelerde erime eğrisi artı. Kısaca basınç arttıkça suya ait grafikte basınç arttıkça erime noktası düşüyor. Diğer maddelerde basınç arttıkça erime noktası da artıyor. Onu görebiliyoruz burada. Gördük. Bir dakika. Burada üç şey karşımıza sorulur. Arkadaşlar faz diyagramlarında karşımıza 3 soru çıkar. Bir. Hangisi suya ait grafiktir? Hemen şu kısımda anlayacaksınız. 2. Iki. Evet, pozitif A noktası ya da şu noktası, A noktası dediğimiz bu üçlü nokta ne demektir? Maddenin katı sıvı gaz halinin bir arada bulunduğu hal demektir. 3. Üç, üçüncüsü, herhangi bir değer, İşte 0.8 atmosferde sıcaklık 80 dereceyken madde hangi haldedir? Tam şu noktaya bas. Ha madde o halde sıvı, sıvı. haldedir diyeceğim. 3 Üç, tür soru gelir yani. Anlaştık. Birazdan soru göreceğiz zaten. Alamadım ben. Alalım. Ha, i̇deal gaz durumundan sapma, sapma var. sorusu var. Evet, evet. belli ettik. Yani. Tabii tabii. PV bölü RT, P basınç grafiği 1, ideal gazı temsil ediyor. X gazının farklı sıcakta ideal gazdan sapma durumları verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Sıcaklık arasındaki ilişki T1 büyüktür, T2 büyüktür, T3 mü? Yorumlayalım. Yorumlayalım. Kesinlikle sıcaklık arttıkça idealetten sapma artar mı azalır mı? Artar. P5 RT'yi düşünelim. Şimdi P5, sıcaklık P5, arttıkça tren, kinetik T5. enerji artar. Evet. Otomatikman hız artar. Doğru. İdeale yaklaşılır. Evet. İdeale yaklaşılırsa o zaman ee, hangi sıcaklık daha yüksek dersiniz? T3 daha yüksek. Bakın grafik daha İdale çok yaklaşıyor yaklaşılır. çünkü. Evet o zaman T3 büyük T2 büyük T1 olması gerekirdi. Hata var bu yönde. Bir hatalı. Hangileri yanlış ya diye sordu? Yani şimdi bu ideale yaklaştıkça anlamına geliyor değil evet, mi? Kesinlikle. Bu, tamam. Evet, kesinlikle, Bunlar uzaklaşıyor. X kızı T2 sıcaklığında, e, bu T1, T, galiba. T1 galiba. X kızı T2 sıcaklığında T1 sıcaklığına göre idealeye yaklaşmıştır. T2 sıcaklığında T1'e göre idealeye yaklaşmıştır. Çünkü daha yakın bakın. Evet, daha... T1 daha böyle gidiyor. O zaman bu doğru. Evet, aynen. İdeallikten en az T3 sıcaklığında sapma olur. Aynen öyle. Evet, ideal en az. doğrusal gidiyor. Yani daha, daha ideal gidiyor. Kesinlikle bu da doğru oluyor. Değil mi? Aynen öyle. Güzel. 2 ve 3. 2 ve doğru, 3 doğru, bir yanlıştır. Yanmış. Evet. Evet, bir başka soru faz diyagramı. Su bu. Su evet, grafikten hemen yakaladınız. Evet. 1X maddesine ait faz diyagramı verilmiştir. Buna göre yargılarında hangileri doğrudur? A noktasında maddenin katı, sıvı, gaz hali birlikte bulunur. A Aynen. Oraya üçlü nokta diyoruz, değil mi zaten? Evet. Üçlü nokta. nokta. Aynen bir doğru. İki, 380 santimetre cevap 380 değil bunun 38, 38. olması lazım. 38 santimetre civa. basınçta X'in sıcaklığı 100 dereceye getirilirse sıvı halde bulunur. 38 nereye? Tekabül eder oraya. Oraya, 38 burası. 100 santigrat derece neresi? Burası. İkisinin birleşim noktası neresi oluyor? Gaz olduğu olsa. yer. Tam gaz olduğu yer. Burası Burada madde gaz. Gaz, evet. Evet o zaman o maddede sıvı halde bulunur yanlış bir kelimedir. Aynen cümledir. Öyle. 76 santimetre cevap basıncın altında x maddesi sıvı halde bulunur. 76'nın altındaki her değer. Karşı arası. Evet 76'nın altında her değer sıvı halde bulunur bu. Her zaman mı sıvı halde bulunur daha doğrusu? Şöyle bir nokta alsan mesela. Burası sıvı halde değil katı halde bulunur. Aynen öyle. Sıvı hal bir kere 76'dan yukarıda. Sıvı hal neresi? Tam burası değil mi? <laughs> 76'ın 6 her zaman için ya katı ya da gaza denk gelir. Sıvı bulunur kelimesi yanlış olacak. Kesinlik için yanlış olacak. Kesinlikle. Gerçek gazlarla ilgili hangileri doğrudur? Moleküller arası etkileşimleri yok sayılır. Şimdi o ideal gazda. Evet. Bu yanlış bir cümle. Basınç azaldıkça ideallikten sapma miktarı azalır. Basınç. Basınç azalıyor üzerimizden. Biz sizin ayrı ayrı durabiliyoruz. İdialik Etkileşimimiz ya. az, İdeale yakınız, idealden sapma az olur. az olur. Doğru. basınçları gerçek gazların basınçları ideal gaz denkleminde sapma değeri eşittir. Hayır, ne dedim? Duruma göre ya yüksek ya, ya düşük, çıkar. düşük, düşük evet. çıkar. Evet. İşte. Yalnız iki olacak doğru. Doğru cevabımız yalnız iki. Evet. Gelelim Jules, Jules Thompson, Thompson olayına. Şimdi ev, evlerimizde kullandığımız klimalar, buzdolapları, ee, başka soğutucu ya da ısıtıcı tüm maddeler, tüm madd tüm cihazlarda cihazlar demeyelim ama e, başka ısıtıcı türleri de var. Elektrikli Hı. ısıtıcılar da var. Karıştırmayalım bunu onu. E, klimaların ve özellikle buzdolaplarının diyelim. Ya da bu e, şey lastikleri şişiren pompalar vesaire de Jules Thompson'larına rastlarız. Nasıl bir mantık? Nasıl bu? bir mantık şu. Şimdi klimanın çalışma prensibini de anlatmış olacağız. Jules olayının mantığını da söylemiş olacağız burada. Şimdi siz şöyle bir olay önce bir Jules Thompson'ların nedir diye bakalım. Sonra biz ona nasıl yararlanıyoruz onu konuşalım. Onu konuşalım. Bir ev kuvvetiyle x gazını sıkıştırıyorum. Bir gazı sıkıştırdığınız zaman birbirine çarpma olur. Evet. Çarpma olduğu zaman sıkışınca ısınma olacaktır. Şu bölge sıcak olur. Şu bölge sıcak olur. Ama gaz genleşirken bir anda ortam soğur. Soğut. Açıklamayı şöyle yapalım. Şu soğumadan ısınmayı da anlayacaksınız. Şimdi siz deodorant kullanıyor musunuz? Kullanırız evet. hocam. Nasıl sorması bir şey. Yani herkes kullanıyor. Deodorantı sıktığınız zaman Kıs diye bir soğuk gelir. Soğukta gelir aynı zamanda kutusu da soğuktur onun. Evet. Neden? içinde sıkışmış gaz. Geniş alan bulduğu zaman sıvı halden gaz hale geçiyor. Hmm. Sıvı halden gaz hale Artan. geçmek de enerji istemez mi? İster. Şöyle diyelim. Sıvı halden gaz hale geçmek olayı endotermik yani ısı alan bir olaydır. Şimdi bir anda madde gaz sıvılaştı. Tekrardan genleşerek gaz hale geri geldi. Sıvıdan gaz hale geçmek ısı istediği için bu bölgede soğuma olur. Deodorant kutusu da o yüzden soğur. Soğuktur. Tabii tabii kesinlikle. O zaman ilk başta ısınan sonradan soğuk hale geliyor. İşte oradan da hava gönderdiğinizde oradan soğuk havayı tertemiz bir şekilde hani kullanabilirsiniz. Klimanın çalışma prensibi budur. Hı. Evet. Yani sıkıştırma, mesela mesele genişletme sıkıştırma genişletme mantığı. genişletme mantığı. da aynısı vardır. Şu Thompson, tam sen değil Thompson olacak o. Şu Thompson olayının uygulaması buzdolabı klima pompada sıkışan gazın ısınması gibi örnekler verilebilir. Pompa sıkışan gaz ne yapıyor? o metal kısım ısınıyor. Onunla alakalı mı? Evet, ga geçen gaz sıkıştığı için birbirine çarpıyor. Çarpması sayısı arttıkça sürtünme, sürtünme kuvveti var. oluşuyor. joule Thompson oluyor sonucunda genleşme sırasındaki sıcaklık değişimi ne kadar küçük ise gaz değerleri o kadar yakındır. Kullanılan gaz genellikle kloroflora karbon gazlarıdır. Yani soğutucu gazlar diyoruz biz bu gazlara. Hmm. Evet. Şimdi alayım mı? Alalım. alalım. Mantanı gördük. Yukarıdaki durum soru alalım direkt. Yukarıdaki durumlardan hangileri Jules Thompson olayıyla açıklanır? Buzdolabının içinde soğutulması. Evet. Kesinlikle. Klimanın odadaki havayı soğutması. Aynen. Tamam. Aynen. Odun. Araba lastikleştirirken pompadan gelen havanın sıkış, çıkış vanasını ısıtması. Bence üçü de. Üçü de var. Geliyor mu bununla ilgili soru? Jut yani jültem solayı nedir diye bir soru mutlaka karşılığında çıkabilir. Jültem solayını tarif benlimelerde, ediniz benlimelerde, diye. Benlimelerde, Şeklini ben. çizip de anlatmaları daha iyi olacaktır çocukların. Anladım. Evet. Şimdi gelelim bir başka hususa. Gaz, buhar ve kritik sıcaklık. Arkadaşlar bize kızacaksınız belki ama aslında size gazlar diye öğrettiğimiz çoğu şey buhardı. Ne yazık ki bu durum böyle. Kabul edin diyorsun. Kabul edelim diyorum çünkü gerçekleri şimdi öğreniyoruz. Bakın. Gazların sıcaklığı arttıkça basınç etkisiyle sıvı hale geçmeleri zorlaşır. Bunu bir kere bilelim. Gazlar ne kadar sıcak olursa onlara sıkıştırmak o kadar zor. Bunu bilelim. Devam edelim. Her bir gaz belirli bir sıcak değerin üstündeki sıcaklarda ne kadar basınç uygulansın sıvılaşmaz. Her gaz için belirli ve edici olan bu sıcaklık değerine kritik sıcaklık değil, denir. Kritik sıcaklığı aştıysanız artık gazı sıkıştırsan da bir türlü sıvılaşmaz bir kritik sıcaklığı öğrendik değil mi? Evet. Kritik sıcaklık değerinin üzerindeki bir sıcaklık değerinde ve hiçbir basınç değerinde sıvılaştırılamayan akışkanlar gaz olarak, gaz olarak tanımlanır. Hı, -hı. Olayı toparlayalım hocam şunu bir alalım. Hemen toparlayalım. Toparlayalım. Anlaşılmamış olabilir şimdi anlaşılacak ama. Kritik sıcaklık ve altındaki sıcaklıkların davranışları gazlar gibi olan ancak sıkıştırıldığında belli bir basınç değerinden sonra sıvılaşabilen akışkanlara buhar denir. Yani bir madde suyu düşünelim. Suyu düşünelim evet, ee, bunda biraz farklılık olmuş ama yerler ha pardon burada tabii. Suyu düşünelim, kaynama noktası 100 derece, ee, kritik sıcaklığı 374 santigrat derece. Bu Şimdi, araya buhar mı diyoruz? Ha 100 derecede su kaynar. Evet. Kaynadıktan sonra buhar hale gelir, gaz değil. Buhar olur. Kritik sıcaktan sonraki haline gaz denir. Bu önemli bir laf. Anlaştık. İşte olay bu. Yani sıkıştırılınca sıvılaşabilen maddeye biz buhar diyoruz. Sıkıştırılınca sıvılaşamayan maddeye gaz denir. Yani artık kaynama noktası da kritik sıcaklık da edici özellik mi? Kesinlikle öyle. Bakın bazı gazların kritik sıcaklık ve kaynama noktaları değerleri verilmiş. helyum gazında -268 eksi 268'e eksi 367. Aradaki fark ne kadar az görüyorsunuz? Evet. Ee, H2 gazında bu değer eksi eksi 240. Çok evet. az değil ama. 12 kadar 12. fark var. Evet. Suda 100 ile 374 arası. Aslında bir şey daha söylemek lazım burada. Yine de ifade etmek gerekir. Bir gaz ideale ne kadar yakınsa ki helyum burada daha yakındır. Ideale. Kaynama ve kritikliği yakın mı? Evet. Kaynama ve kritik sıcaklığı arasındaki fark azdır. Şimdi ben onunla ilgili biz soru çözelim. Fark soru uzaklaşıyor yani. Kesinlikle. Yukarıda belirtilen gazların kritik sıcaklık değerlerine göre yargılarının hangileri doğrudur? Bakın azotun kritik sıcaklığı eksi 146 verilmiş. florun, flor gazının eksi 129. Amonyak gazının ise 132, 132. verilmiş. Diyor ki flor gazının mole, flor molekülü eksi 129 derece sıcaklığın üzerindeki sıcaklarda sıkıştırılamaz. Eksi 129'un üzerine çıkarsanız madde gaz haline değil midir zaten? Evet, daha o zaman, zaman sıkıştırılamaz. Doğru. Daha ne olacak? Yani Gaz yani. olmuş. Olm hiç. Amonyak molekülü 132.4 santigrat derece değerinin altında buhar hale Aynen. geçer. Evet. O, o ondan önce madde buhardır buhar zaten. Da. Bu da doğru. En iki gazının gaz olduğu sıcaklık değerinde yani 146'dan değerinde artık F2 buhar halde bulunabilir. Bakalım mı? Yok. Mesela. Bulundu. evet bulunabilir mi? Eksi 120 derece diyelim. Eksi 120 derecede sağa doğru sayı doğrusuna göre gidiyoruz. Eksi 120 derecede azot gazı gaz halde midir? Ya azot gaz halde değil mi? Gaz halde Gaz Haldedir. Haldedir, 146'dan artık A yukarı doğru gidiyoruz. Aynen, artık aynen. gaz halde. Yüz, eksi 120 derecede Eksi 120 derecede. E, ee, şeyde flor da bu arada nedir? O da gazdır. şu sıcaklığı düşürelim. Ne diyelim mesela buraya 110 demeyelim de. Eksi 110 diyelim tamam. Tamam. Eksi 110 değerinde mi gidelim? Hı hı. Tamam. Siz Tamam. Eksi 130 da diyebiliriz. Eksi 110 değerinde. Eksi 130 mu diyelim? Eksi 130 diyelim. Kararımızı verelim. Eksi 130 değerinde. E azot gaz halde. Evet. Eksi 100. 29'da. Artık ne hale geçiyor? Buhar. Buhar hale geçiyor hı hı. değil mi? Başka değer bulamadım ama N2'nin gaz olduğu sıcakta F2'nin buhar halde bulunabilir lafını doğrulamaya çalışıyorum aslında. Başka bir değer alalım. 142 mi alalım mesela? Eksi 142. Tamam. Eski, e, eski konuşamadım. Eksi 142 değerini alıyoruz. Eksi 142 değerinde flor gazı artık buhar. Buhar hale geçiyor. Gördünüz mü? Evet. Belki de sıvı halde. Onu da bilemiyoruz. Onu da değer olarak verilmemiş. Ama gaz değil. Bu herhalde bulunabilir ama. Tam değer olarak söylemiyoruz. Değil mi? Aynen öyle. Bu durum olabilir bu şekilde. O anda o sayıyı bulamamak değişik oldu tabii. <laughs> Kolay gelsin gençlik.